Ben Ece Gökçek, şu an 15 yaşındayım. 2 yıl önce başladım sizin okullarına, 9. sınıfta geldim. Okula ilk geldiğimde tiyatro kulübündeydim. Aslında hiçbir zaman dans ya da tiyatro asıl odam olmadı. Hep kostümlere daha çok ilgi duyuyordum. Ve normalde de hani kendim de tüm bu moda tasarım şeyleri dışında giyinmeyi, alışveriş yapmayı gerçekten çok seviyorum. Okulda da bunun daha hiçbir öğrenci kulübü olmadığını fark ettim ve ilk öğrenci kulübünü açabileceğimi de anlayınca ve okulun da moda kulübü yönünde bir şey olmadığını fark edince kulübü açmaya karar verdim. Ben küçükken annem normalde başka bir meslekten mezun ama ben küçükken annem İstanbul Moda Akademisi'ne gidiyordu kardeşim hamileyken. Ben de küçükken ondan gördüğüme özeniyordum. Kendi başıma bir şeyler çizmeye, bir şeyler yapmaya çalışıyordum. Ama geçen sene annem bir marka kurdu ve markanın kaynağı şuradan geliyor. Ya kadın giyim var ya çocuk giyim var. Hiç bizim yaşımız için, arayış için bir giyim yaşı yok. Bu yüzden gençlere özel bir marka yapmaya karar verdik. Benim de çizim yeteneğim olduğunu keşfedince bir tane koleksiyonu ben tasarladım. Kimse girmezse, ya istediğim sayıya ulaşamazsam, ya tutmazsa, yani en büyük endişem ama kimsenin girmemesiydi. Bulunduğum birçok vaadi gerçekleştirdim kulüp sunumundaki. İstediğim sayıya ulaştım, hatta biraz daha fazlasına ulaştım. Ve istediğim, yapmayı düşündüğüm tüm projeleri gerçekleştirdik, gerçekleştirmeye de devam ediyoruz. Kulübümüz şu an bir defileye hazırlanıyoruz. Sürdürülebilirlik temalı. Okulumuzun gerçekleştireceği bir etkinlik içerisinde yer alacak. Bugüne kadar yaptığımız projeler, okulumuzun fütürizm kulübünün bu seneki formalarını biz tasarladık. Okulumuzun tiyatro kulübünün kostümlerini, hem Moby Dick oyununun hem de Lüks Hayat oyununun kostümlerini biz tasarladık. Onun dışında Atatürk 10 Kasım'da anma gününde Kordon Cihan'la Atatürk'ün kendi terzisiyle bir röportaj gerçekleştirdim. Bu bir moda kulübü olduğu için biz şöyle düşündük. Aslında iki şey arasında kalmıştık. Ya her gün yaptığımız şeyleri normal post olarak paylaşacaktık ya da diğer kulüp ve diğer okul Instagram hesaplarından farklı olarak okulun moda blogu şeklinde kullanacaktık. Biz daha çok o yolu tercih ettik. İşte gün içinde öğrendiğimiz styling, Met Gala yorumlamalarını, düşüncelerimizi paylaşıyoruz. Daha moda blogu gibi, okulun online moda dergisi gibi kullanıyoruz. Ben podcast diye bağısındaydım bir önceki dönemde. Oradaki hayalimiz de şöyleydi. Her stili anlatacağımız kısa bir podcast serimiz olacaktı. Ancak dönem yetmediği için sadece Parisien stili hakkında konuşabildik. Aslında hepsini çok severek yaptık. Çünkü hiçbir zaman tek birimizin fikriyle hareket etmiyoruz. Hepimizin ortak düşüncelerini, fikirlerini, yorumlarını katarak ya ürün çıkartıyoruz ya da post paylaşıyoruz. Bu yüzden hepimiz yaptığımız her şeyi çok seviyoruz. En büyük hayalimiz, ben ilk kulübü sunarken de Paris'ten bahsetmiştim. İkna etmeye çalıştığımdan bahsetmiştim. Aslında Paris seyahatine gitmeyi çok istemiştik. Ama tabii ki en büyük hayalimiz hep beraber bir moda haftasına gitmek. Normalde mesela sınıfta ben ders işlerken öğrenci olarak orada bulunuyorum. İşte tabii ben de bazen dersleri dinleyemiyorum, bazı şeyleri aksatıyorum. Pek iyi bir öğrenci değilim ders konusunda. Ve burada ilk defa hocalarımı daha iyi anladım. Çünkü 10 kişi, tabii ki 22 kişiye göre, normal sınıf sayısına göre az bir sayı. Ama 10 kişinin sorumluluğunun bende olmasını hissetmek, benim yönlendirmeme göre hareket edeceklerini bilmek aslında üstüme çok büyük bir baskı kurdu başta. Ve beni en zorlayan şey, hani normalde hepsi konuştuğum arkadaşlarım, dışarıda buluştuğum insanlar, hani arkadaşlarım ve ben orada bir öğretmen konumuna geçiyorum.